Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, en son dersimizde cennete giren Rahman'ın kulları hangi güzel vasıflara sahip? Hangi güzel vasıflar onları cennete girmelerine sebep olmuş? Bunları okuyorduk. Bunlardan birçok vasfı daha önceki derslerimizde okuduk. Şimdi e, geldiğimiz yerde Allahu Teala Hazretleri yine o vasıfları saymaya devam ediyor. Bakın ne buyuruyor Esra Sibel. Velledine okullar ki la yeshedune. Onlar şahitlik etmezler. Ezzura yalan şahitlikte bulunmazlar. Zur yalan demektir. Günah demektir. Yanlış iş manalarına gelir. Burada ilk müfessirlerin ilk verdiği mana yalan şahitlikte bulunmazlar. Şehadetü zur yalana şahitlik etmek demektir. Yani asla ve kat'a velev ki evlatları adına bile olsa, onların lehine bile olsa, onları kurtarmak, kayırmak için bile yalan şahitlikte bulunmazlar şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki tam tersi. Bunları mahkeme önünde efendim en yakınları için bile demezler. Ayet-i kerimede Rabbimiz Estağfurullah. Ya <laughs> yuhel dinen amenü künü bil bilqistu şehda elillahi. Ey iman edenler, künü olun bil bilqist. Adaleti ayakta tutanlar olun. Adaleti ayakta tutacaksınız. Şehda <laughs> elillah. Allah için şahitlik yapanlar olun. Velev ale enfisikum kendi aleyhinize bile olsa, evil valideyni ya da ana babanız aleyhine, evil akrabin vel akrabin ya da en yakın akrabalarınız üzerine şahitlik aleyhine şahitlik bile olsa adaleti ayakta tutun. Yani sırf bunlar akrabam, yakınım, anam, babam deyip de bir birilerine zulmetmeyin. Şahadetinizle yanlış yönlendirmeyin. İyekun ganiyen fakiran fallah evla bihime. Hatta şahitlik yapacağınız kişiler fakir olabilirler, zengin olabilirler. Allah gözetilme hususunda hepsinden daha önemlidir, daha önceliklidir. Yani sen fakiri gözetirsin. Ya bu fakir dersin, onun kazanması için onun lehine şahitlik yapmaya kalkarsın. Ya da bu zengin dersin. Yarın bir işimiz düşer, onun lehine bir şahitlik yapmaya kalkarsın. Mevla buyuruyor ne fakirliğine bakın ne zenginliğine. Neyi biliyorsanız bildiğiniz şekilde doğru şekilde şahitlik yapın. Yalan şahitlik yayılıyor aziz müminler. İnsanlar bunu dostluk zannediyorlar. Dost dostun aleyhine yalan söylediği zaman efendim dostluğu pekişmiş oluyor. Sanki iyi bir dost haline gelmiş oluyor. Allah katında kötü bir iş yapıp da birilerine yaranmak Müslümanın tercih edeceği bir yol, yöntem değildir. Neyse doğru onu söylemek gerekir. Bakın Mevla öyle buyuruyor Celle Celaluhu, Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا Cennete girecek, Allah'ın Rahman'ın kulu olan o güzel kullar yalan şahitlik yapmazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde buyurdu ki üne bir ek بِاِكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ en büyük günahı size haber vereyim mi? En büyük günahlardan bazılarını selasen üç kere bunu sordu sahabeye. Dediler evet ya Resulallah bize haber ver. Buyurdu ki eşşirkü billah. Birincisi Allah'a ortak koşmak. İkincisi ve ukukul velideyni. Ana babaya isyan etmek, karşı gelmek. Onların rızasını aramamak. Ve kâne müttekien fecelese. Böyle Peygamberimiz Bunları söylerken bir yere yaslanmış vaziyetteydi. Sonra şöyle doğruldu. Üçüncü büyük günahı söylerken şöyle bir yaslandığı yerden kalktı ve buyurdu ki, ele ve kavluzür, ele ve şehadetüzür, yalan söz, yalan şahitlik diyerek üçüncüsünü söyledi. Sonra bu sözünü, son sözünü tekrarlamaya devam etti. Famazala ruha hatta kulna leytehu peygamberimiz bu son sözünü yani günahların en büyüğünün üçüncüsü yalan söz söylemek yalan şahitlikte bulunmak o kadar tekrarladı ki sahabe içinden yani e, keşke sussaydı yani o kadar çok tekrarladı ki sahabe aynı sözü duymak hususunda yeterli gördü yani Artık sussa olurdu yeter manasında efendim e, peygamberimizin o tekrarından aşırı tekrarından sahabe-i kiram e, bile etkilendi. Yani e, bu işin önemine, günahın büyüklüğüne işaret etmek için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle tekrarlamaya devam etti. Evet Allah-u Teala Hazretleri yalan şahitlikten bizleri muhafaza eylesin. Tabi burada başka manalar da var değerli kardeşlerim. O manaları da zikretmemiz lazım. Müfessirler, sahabe-i kiramdan, tabiinden büyük müfessirler farklı manalar da vermişler. Önemli man manalar onları da burada zikredelim. Bakın Ebu Aliye, Tavus, Muhammed İbni Sirin, Vahhak gibi, Rabi ibn Enes gibi ve birçok efendim müfessir alim, tabinin büyüklerinden, sahabeden hiye mecalisü sü vel khana Pe, ve, e, la zür, zür sözü kötü meclislerdir. Vel efendim e, günahın işlendiği e, günahların işlendiği kötü meclislerdir buyuruyor. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü neyi yasaklamışsa Kur'an-ı Azimüşşan başta neyi yasaklamışsa onların işlendiği meclislerde benim kullarım bulunmazlar. Şuhud orada hazır olmak, bulunmak manasına da gelir. Yani la yeshedu zur Zur kötü günahların işlendiği meclisler olunca şuhud da orada bulunmak manasına gelir. Çünkü ona şahit olabilmek için orada bulunman lazım. Şuhut huzur arasında böyle bir e, lüzum ilişkisi vardır. Dolayısıyla kötü meclislerde bulunmazlar. Mesela çalgılı çengili e, düğün yapıyor bir akrabamız orada çalgı çalınacak kadın erkek karışık, kadınlar çıkacak orada efendim dans edecek oynayacak. Bunlar da burada oturup seyredecekler. Böyle bir meclise çağrıldıysa ki e, çalgının olduğu e, e, efendim bu şekilde kadın erkek karışık Meclisler Allah Resulü'nün uğramayacağı, bulunmayacağı meclisler Mevla'nın yasak ettiği meclislerdir. Bakın Şarkı Türkü efendim çalgı aletleriyle beraber bu çalgı aletleri ve Şarkı Türkü dört mezhebe göre haramdır. En bu hususta katı olan mezhep yine Hanefi mezhebimizdir, bizim mezhebimiz. Dört mezhepte çalgı aletlerini haram kabul etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. Seyekûnen min ümmeti akvâmun yestahillûne el hayra vel hamra vel maazife. Peygamberimiz buyuruyor ümmetimden bazı topluluklar olacak. İçkiyi, zinayı, ipeyi ve çalgı aletlerini helal görecekler. Hiçbir mahsuru yok görecekler. Helal çalgı aletleri. Bu ve bunun gibi bazı hadis-i şeriflerden yola çıkarak bazı ayetlerin tefsirleri İbn Abbas İbn Mesud'ların yeminleriyle verdikleri tefsirler e, lehvel hadisin mesela müzik aletleri, müzik olduğuna dair bunlardan yola çıkarak mezhebimiz dört mezhepte efendim e, bunun haram olduğunu söylemişler. Çok istisna bazı alimler efendim bazı şartlarla beraber e, müziği belki e, mubah görenler olmuş ama çok nadir dört mezhebin kahir ekser ekseriyeti e, bu görüştedir. Dolayısıyla e, böyle çalgı, çalgının olduğu, oyunların olduğu bir meclise benim e, Rahman'ın kulları diyor Allahu Teala. Kullarım oraya gitmez. Cennete girecek kullar oraya gitmez. Gidenler cennete gitmeyecek mi? Allahu Teala Hazretleri günahları affeder. Kimini cennete direkt alır, kimini cezasını verdikten sonra alır. Orası ayrı bir şey. Biz burada direkt ilk girişle beraber cennete gidecek kulların özelliklerini sayıyoruz. Sen bu özelliklere sahip olmamakla kendini tehlikeye atmış oluyorsun. İşi ihtimale bırakmış oluyorsun. Halbuki bu vasıflara sahip olsan Mevla Teala Hazretlerinin sözü var. Tabi cehenneme girmeyi gerektiren başka türlü günahları insanın yoksa. Evet. Bir bu mana verilmiş. Mesela bakın Eyyadül <laughs> Müşrikîn demiş. Eyyadül <laughs> Müşrikîn yani Zûr. La yeşedûne Zûra. Zûra şahit olmazlar. Müşriklerin bayramlarına Onların kutsal saydığı günleri kutlamazlar. Onlarla beraber olup onların kutladığı gibi o günleri kutlamaz, onlara tazim etmezler. Aziz müminler bu hususta da çok dikkat etmemiz gerekir. Biliyorsunuz mesela yılbaşı, yakın zamanda işte yılbaşını geçirdik. Yılbaşı gayrimüslimlerin, Hristiyanların Noel kutlamalarının yer aldığı, efendime söyleyeyim bir kutlama dönemi onlar için, kendi bayramları, bunu Müslümanlara da aynı onların tarzıyla kutlatmak istiyorlar. Bu kültürlerini, kendi bayramlarını bize de alıştırmak gayesiyle bu kutlama tarzlarını bütün İslam beldelerinde yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Ve bazı Müslümanlar da bakıyorsunuz aynı onların kutladığı gibi kutluyor. Evine çam, çam alıp süsleyen Müslümanlar var. Çam alıyor evine süslüyor. Efendime söyleyeyim hindi kesiyor. Bakıyorsunuz o başına koydukları hunilerle değişik değişik süslemelerle o günleri efendime söyleyeyim kutluyorlar, süslüyorlar, o şekilde geçiriyorlar. Bunlar da aziz müminler. Gayrimüslimlerin bayramlarına e, katılmak, onlara tazim etmek, onları efendim önemli görmek bu Müslümanların yapacağı bir iş değildir. La yeşedüne zura işte gayrimüslimlerin bayramlarını ne yapmazlar? Benim kullarım kutlamazlar buyuruyor Rabbimiz. Allah -u Teala Hazretleri bu vasıfa da sahip olmak nasip eylesin. Yalan şahadetten, yalan sözden, günah meclislerinde bulunmaktan, içki içilen bir masada bir Müslümanın işi yok. Adam meyhaneye gitmiş. Hoca, efendime söyleyeyim. Yandakiler soruyor, "Hoca ne işin var burada?" "Ya maç var işte, onun için geldik. Başka yerde de maçı seyredemiyoruz. Onun için mecbur geldik." İçki içilen mecliste sadece bir maçı seyretme gayesiyle efendim geçmiş o masada oturabiliyor bir insan. E bu kadar günahın işlendiği bir mecliste sadece emri bil maruf maksadıyla bulunulur. Onlara bir şeyler anlatalım. Bu günahlardan onları vazgeçirelim gayesiyle. Onun dışında oralarda yer tutmak efendimiz o arkadaş ortamına katılmak e bir müslümanın yapacağı iş değildir. Veza merru bil lagvi. Bu kullar lagve lag uğradıklarında lagiv lagiv nedir? Boş şeylerdir oyun eğlencedir. İnsanın dünyasına ve ahiretine fayda sağlamayan şeylere lagiv denir. Lagiv, boş iş demektir. Onlar boş bir işe ya da bir masiyet ve günaha uğradıklarında merru kirame oradan çok keremli bir şekilde geçer giderler. Yani kendi değer ve kıymetlerine halel getirmezler. O meclislere katılarak, onların arasına karışarak, Orada bulunmak suretiyle kendi Allah katındaki değerlerine, kerem ve kıymetlerine halel getirmezler. Yani oradan keremle geçerler, hiç onlara bulaşmadan, o kire karışmadan, bulaşmadan geçerler demektir. İbn-i Mesud radıyallahu anh, bir seferinde böyle e, haram ve günahların işlendiği bir meclisten ağır vakarıyla, bütün ağırlığıyla hiç onlara bulaşmadan, efendim geçip gitmiş, iğraz etmiş, onlardan yüz çevirmiş ve uzaklaşmıştır. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asbaha i̇bn Mes'ud kiramen. i̇bn Mes'ud kerem, keremli oldu. Çok kıymetli ve kıymetini korudu diye i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem övmüştür. Temiz bir hayat yaşamaya çalışmak lazım aziz müminler. Mümkün bir mertebe Günahların işlendiği bu e, günümüzde, bu zamanda o günahlardan, o günahların işlendiği yerlerden, meclislerden son derece uzak durmaya gayret göstermek lazım. Mesela bir akrabanız düğün e, yapıyor, davet edildiniz. Oraya katılamıyorsanız efendim ne yaparsınız? Hediyenizi haricen takdim edersiniz. Onlara da bir emrin maruf yapar. Düğünlerini Allah rızası için yapmaları tavsiyelerde bulunur. Öncesinde verirsiniz ama o meclise gidip oturmaz orada bulunmazsınız. Böylece eğer bütün Müslümanlar, bütün Müslümanlar böyle bir tavır sergilese, düğününü yapan insanlar da ne yapacaktır? İnsanların sevdiği hoşlandığı bir tarzda yapacaktır, İslam'a uygun yapacaktır. Şimdi e, İslami düğünlere katılım az, eğlenceli efendim çal, çalmalı, şey, e, oynamalı düğünlere. Katılım daha fazla. Bu sefer insanlar sırf düğünlerine katılım çok olsun diye öyle düğünleri tercih ediyorlar. Sonra da herkes birbirini suçluyor. İşte onlar yapmasaydı biz gitmezdik. Sen gitmeseydin o da öyle yapmayacaktı. Böylece birbirimizi ne kadar suçlasak da hepimiz o cürme ortak olmuş oluruz. Tabi günahın büyüğünü de böyle bir düğün tertip eden bu işe giren kişi üstleniyor da onu da söyleyelim. Peki. Vellezine o kullar ki izâ nasihat edildiklerinde kendilerine hatırlatıldığında bi ayâti rabbihim Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında Allah'ın ayetleri okunduğunda lem yehirru aleyha o ayetler üzerine yatmazlar summen ve umyana yani sağır ve kör olarak o ayetlerin üzerine kulaklarının üzerine yatmazlar. Allah'ın ayetleri onlara uyalım diye bize okunuyor. Sadece yeşillik olsun diye ayetler okunmuyor. O ayetleri okuyacağız ve o ayetlerin bizden istediği şekilde hayatımızı tanzim edeceğiz. Şimdi ayetler okunuyor, hadis-i şerifler okunuyor. Bunları duyan, duyan müminler kulakları üzerine yatıyor ve efendim hiç sanki o ayeti dinlememiş gibi gene yapacağından geri kalmıyor. Şimdi ee, cennete girecek kullarda böyle bir durum böyle bir hal söz konusu değildir Rabbimiz buyuruyor. Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede bakın ne buyuruyor? İnnemâ kâne kavlül mü'minîne. Müminlerin sözü ancak olmuştur. Şu olacak İza du'ilallahi ve rasulih, Allah ve Resulüne çağrıldıklarında liyhaküme beynehüm onların arasında hükmetmek üzere Allah ve Resulüne çağrıldıklarında yani onlara Allah'ın ayetleri, Resulullah'ın hadisleri okunduğunda bir mesele hakkında Allah'ın hükmü budur dendiğinde en yekûlü semi'nâ ve ata'nâ. Onlar semi'nâ ve ata'nâ derler. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz ne diyorsa odur ve velayike humul muflihun işte felaha kavuşacak olan onlardır. Allahu Teala Hazretleri bütün ahkam-ı şeraiyeye semi'na <laughs> ve işittik, itaat ettik. En güzeli budur. On en doğrusu budur. Biz hayatımızı buna göre tanzim edeceğiz diyen mümin kullarından eylesin. Bakın müminlerin vasıfları ayeti tekrar edelim. Vellezîne izâ zükirû <laughs> bi âyâti rabbihim okullar ki Rahman'ın kulları ki onlara Rablerinin ayetleri okunduğunda, hatırlatıldığında lem yahirru aleyha summe ve umyana. o ayetlerin üzerine sağır ve dil, e, kör olarak yatmazlar. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz şeklinde bir tavırla hayatlarına devam etmezler. Ya ne dendiyse ona göre efendim e, tavır alırlar. Ona göre tutumlarını, davranışlarını düzenlerler ve böylece Rablerine her alanda kulluk etmiş olurlar. Allahu Teala Hazretleri işittik ve itaat ettik demeyi, Rabbimize tam manasıyla teslim olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, dersimiz bugünlükte de burada kalsın. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızla amel etmeyi hem konuşana hem dinleyenlere nasip eylesin rızasına uygun şekilde hayat sürmeye bizi muvaffak eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. El Fatiha. Allahumme